Cesaretiye hoş geldiniz arkadaşlar. Kaldığımız yerden devam edelim. Burada sütunlara baktığımızda sonuncu sütun hepsi aynı olduğu için silebiliriz veya dursun fark etmez. Bir öncekine baktığımızda burada 8 var, 8 var, 9 var, 9 var. Tek farklı olan en alttaki. O zaman onu bulabiliriz. Burada A var, A var, I ve I var. Tek farklı olan bu. Bu ikisi aynı şeymiş. Şuraya baktığınızda burada 9 yok. Ama diğer kalanların hepsinde var. Şuraya bakarsanız sadece burada 9 yok. Başka hepsinde 9 var. 9'u da şuradan bulabiliriz. 9 neye eşit? A'ya eşit. O zaman A olan tüm şıkları eleyebiliriz. Eledik, eledik, eledik. Bakın burada A yok. Cevap Ceyhan. Burada direkt birinci sütundan 9'u bulabiliriz. Sonuncu sütundan da 2'yi bulabiliriz. Sonuncu sütundan hemen 2'yi bulalım. Burada 5, 9, 8, 8. Bakın 2 tane 8 var. 2 8'e eşitmiş. Devam ettiğimizde ise dikkat ettiyseniz 2 var içinde. 2 var, 2 var, 2 var. 2 olmayan tek şey o. 8 olmayan ne var? Sadece bu var. Bu ikisi birbirine eşit demek. Buradan 9'un neye eşit olduğunu görebiliyoruz. 0'ın neye eşit olduğunu görebiliyoruz. Şimdi bizden istenilen ne? Şurası, pardon, şurası. Zaten sonu 2 ile biten 2 tane şık vardı. Bu ikisinden biri bizim cevabımız olacak. Şurada 0 var. Bizden istenilen de. 0'ı bulduğumuzda bulabiliyoruz demek. Şurada 0 olmadığı için. 0 şunun ikincisine eşit. 1'e eşit. İkincisi 0 olacakmış. O da B şıkkında var. Birinci sütuna baktığımızda aynı olan neler var? 7 ve 7 var. Hemen işaretleyelim. 0, 7, 1, 9, 9. Bakın 2 tane 9 dedik. O zaman 7, 9'a eşitmiş. İkinci sütuna baktığımızda ise neleri görebiliriz? Buradan 9'u görebiliriz ve 9'u görebiliriz. Bizden istediği şu. Bakın 2 tanesini işaretledik. Şıklara inelim şimdi. 2 tane aynı olan neler var? 3, 5, 7, 7. Bakın 9. 2 tane 2 kere 7 söyledik. O zaman 9 7'ye eşitmiş. Buradan 2 tanesini işaretlediğimiz ne? E şıkkı. Burada ikinci ve sonuncu satırlara bakabilirmişiz. İkinci satıra baktım, sütuna baktığımızda pardon 3 ve 3 var. Başka da bir şey yok. Aynı olanlar 1, 9, 0, 9. Bakın iki kere 9 söyledik. O zaman 9 var. Sonuncuya baktığımızda ise neler var? 4 ve 4 var. Burada bize istenen ne? Evet. Sadece bakın sadece birincisi kırmızı olan. Şimdi işaretleyelim. Sonuculara bakalım. 3, 0, 8, 8. Bakın iki tane 8 var. Sadece bir tanesi kırmızılı olan bizden istenilen, sadece bir tanesi kırmızı olan bizden istenilen. Cevap Denizli. Burada birinci sütuna baktığımızda neleri görebiliriz? Burada i var. Tek farklı olan o var. Yoksa diğerlerine baktığımızda e var, e var, t var, t var. Burayı bulabilirmişiz. Şimdi şıklara inelim. Bakın iki tane üçgen var. İki tane boş küme var. O zaman şurası şu ikiliye eşitmiş. Buradan i'yi, k'yı ve l'yi bulabiliriz. Şuraya hemen altına yazalım. i, burası, k, burası ise i, burası da l. Devamında ise rengi değiştirdiğimizde şurada sondan 3 tanesinin aynı olduğunu görebiliriz. Başka hiçbir yerde bu yok. Sondan 3 tanesi aynıymış. Neler var burada? Bakın sondan 3 tanesi aynı. Sondan 3 tanesi aynı. O zaman cevap ya Ceyhan ya da Edirne. Biraz daha ilerlediğimizde şurada birinci, üçüncü ve beşincisinin aynı olduğunu görebiliriz. Bu başka hiçbir yerde yok mu? Varmış bir tane. Şurada varmış. Burayı karıştırmayacağız. Başka da bir yerde yok. Birinci, üçüncü ve beşinci. Bakın burada birinci, üçüncü ve beşincisi aynı. Bu neye eşitmiş? E'ye eşitmiş. Bizden istenilen T ile başladığı için E olanı siliyoruz. Cevap Ceyhan.
Burada sonuncuya baktığımızda neyi bulabiliriz? A'yı bulabiliriz. Sondan bir öncekine baktığımızda buradan A olmayanları silebiliriz. Devam edelim, şıklara inelim. Bakın buradan A 2'ye eşitmiş. Bir önceye geldiğimizde 2 olmayanları silebiliriz. Dördüncüsü 2 olmayanları siliyoruz. 2 tane kaldı. Buradan bize istenilenin başı ve sonu aynı. Başı ve sonu aynı olan hangisi? Denizli. Devam edelim. Buradaysa birinci sütuna baktığımızda 2 tane neyi görürüz? E'yi görürüz. Başka 2 tane U'yu görürüz. Devam ettiğimizde ise ikinciye baktığımızda, şimdi ikinciyi işaretleyelim. 4 var, 4 var, 4, 3, 9. Bakın 2 tane dörtlü var. Bu dörtlerden bire bizim cevabımız olacak. Niye? Şuraya baktığınızda 2 tane M olması lazım. Biraz daha devam ettiğimizde 3. 4. geçtiğimizde burada rengi değiştireyim. E'yi görebilirsiniz, E'yi görebilirsiniz, A'yı görebilirsiniz, A ve A'yı görebilirsiniz. Burada iki tanesinin altını işaretledik. Şu E'leri sileyim ben. Burada ne var? 3 tane A'yı işaretledik. Bizden istenen A ve şurası kırmızı olan M. Bu ikisini istiyor. 3 tane sondan ikincisi 3 tane de aynı olan neler var? 5 var, 5 var, 5 var. Kırmızı ve mavi olan ne var? Ceyhan var. Burada birinci sütuna baktığımızda neleri görebiliriz? 2 tane T'nin olduğunu görebiliriz. Bizden istenen takke. Şimdi 2 var, 6 var. Bakın 2 tane 2 var. Bunları işaretleyelim. Sonradan bu ikisinde dikkat ettiyseniz birinde 7 ve 7 ikincisi ve sonuncusu aynı. Diğerinde aynı değil. Bizden istenilen de aynı değil. O zaman cevap Edirne. Burada dördüncü sütuna baktığımızda sadece farklı olanın 0 olduğunu görebiliyoruz ve bizden istenilen de o. Dördüncü sütuna baktığımızda burada E var. A ve A var. Cevap Adana. Tek farklı olduğu için. Burada ikincisi ve dördüncüsüne baktığınızda hepsine baktığınızda hiçbirinde A olmayan tek seçenek tek şey bizden istiyor. Oradan da kolaylıkla A'yı bulabiliriz. İkincisi ve dördüncüsü aynı olan A'yı bize gösterir. Şuradan veya şuradan. İkincisi ve dördüncüsüne baktığımızda neler var? 7 ve 7 var. Bakın 7 ve 7 var. Tam olarak 2 tane şurada işaretlediğimiz gibi. A 7'ye eşitmiş. Burada ikincisi ve dördüncüsü A olmayacak veya A ile başlayacak işte. 7 ile başlayan ne var? Denizli var. Bakın ikincisi ve dördüncüsü de 7'ye eşit değil. Burada son sütuna baktığımızda neleri bulabiliriz? T var, T var. Başka da aynı olan bir şey yok. Şimdi iki tane T'yi bulduk. Birinin başıyla sonu aynı, diğerinin aynı değil. Bizden istenilen ne? Aynı olmayanı. Sona bakalım şimdi. İki tane 3 var. Birinin başı ve sonu aynı, diğerinin de aynı değil. Bizden istenilen ne? Aynı olmayanı. Cevap Edine. Buraya baktığımızda bakın 3 tanesinde E ve E var. Bir tanesinde A ve A var. Diğerinin de sadece ikinci bildiğimiz olarak ne var? E var. Şıklara indiğimizde burada 4 4 var, 4 4 var, 4 4 var. O zaman kolaylıkla 4'ün E'ye eşit olduğunu bilebiliyoruz. 2'nin de A'ya eşit olduğunu bilebiliyoruz. Devam ettiğimizde ise bakın 4 E'ye eşit, 6 Y'ye eşit. Sile sile de gidebiliriz. Buradan neyi bulabiliriz? 6'nın y'ye eşit olduğunu gördük şuradan. Şu ikisi birbirine eşit diyebiliriz. Niye? Çünkü dördüncüsü e. Dördüncüsü 4. 4 ve y'nin birbirine eşit olduğunu bulabiliyoruz. Buradan ikincisine baktığımızda f'ye 0, üçüncüsüne baktığımızda 0 f'ye eşitmiş ve y ise 6'ya eşitmiş. Buradan Y ile başlayanı silebiliriz. Şunu silebiliriz. İşimize yaramıyor. 6 ile başlayanı silelim. Sildik.
Ondan sonra ortası F olanı ve Y olanı silelim. Ortası 6 olanı sildik. Ortası F olan, ortası 0 olanı da silelim. Cevap Adana. Burada sile sile de gidebiliriz. Şurada K'ya eşit. Bunu sildik. Hafiften çizgi atayım yanına. Belki sonradan işimize yarar diye. Farklı olan ne var? Burada 9 var. Bunu sildim. Devamında neyi görebiliriz? Şurada sondan ikinciye baktığımızda iki tane farklı olan var. Bizden uğluyu istediği için iki tane farklı olanı silebiliriz. Farklı olarak ne var? 3 var. 3 var. Şimdi sondan üçüncüye bakalım. Üçüncüye baktığımızda bakın K olduğu için sadece bu K'lı olduğu için bunu çok rahat bulabiliriz. K, G, 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 G. Şimdi farklı olan ne var? 4 var, 4 var, 4 var, 9 var. Şu ikisi birbirine eşit diyebiliriz o zaman. Birbirine eşit olduktan sonra buradan L'yi bulabiliriz. Bizden zaten L'li olan istiyor. İki tane şık elimize kalmıştı. L'li olan neye eşit? 7'ye eşit. Üçüncüsü 7 olacak o zaman şuraya göre. Üçüncüsü 7 olan ne var? Deniz var. Arkadaşlar burada şunların hiçbirine bakmaya gerek yok. Kontrol edeceğim diyorsanız o başka. Bakın 1 ve 1'den 3'e kadar, 3'ten 6'ya kadar, 1'den 3'e kadar, 3'ten 6'ya kadar hiçbirinde aynı değil. Sadece bizden istenilen de aynı. Bakın kan ve kan. Buraya baktığımızda aynı değil, aynı değil, aynı değil. Burada da aynı değil. Cevap Ceyhan. Bakın 726, 726. Son sütuna baktığımızda buradan K'nın neye eşit olduğunu bulabiliriz. Veyahut şöyle şurayı komple bulabiliriz. 1 var. Bolca'da ne var? 6 var. Bir de 9 var. 9 nereden geldi? Bir saniye. Tamam. 9'un olmaması gerekiyordu. 3 tane 6 var. Şurası 6 olacak. Yanlış olmuştur. Arkadaşlar bu sorunun larında falan biraz hata var. Şurada dikkat ettiyseniz ikinci soru burada tekrardan ikinci soru falan şuradaki karşıdakiler şıklara uyuşmuyor. Şıklara hiç bakmadan çözmeye çalışalım o zaman. Hiç olmasın bunlar. Buradan neyi bulabiliriz? Neyi bulabiliriz? N 9'a eşitmiş. K 1'e eşit. Burada birincisi bakın tamam buradan bulabilirmişiz. İki tane K ile başlayan var. Bize ne istiyor? S ile başlayan istiyor. Rengi değiştirelim. Burada ikinciye baktığımızda bir saniye K'yı hemen işaretleyelim. Şuradan iki tane K var. İkincisine geçelim şimdi de. İkincisinde iki tane E'li olan var. Biz onları bulmaya çalışalım. Çünkü bizden onu istiyor. 2 var, 2 var. 2 tane 2 var. Bakın şurada hem K'yı işaretlediğimiz için hem E'yi işaretlediğimiz için şu ikisi birbirine eşit. Cevap ille bir şey olacaksa şu olması, şunun olması lazım. Devamındaysa kontrol edebilirsiniz. Şıklarda öyle bir şey var mı peki? Şıklarda öyle bir şey yok. Bir basım hatası olmuş. Burada sonuncu satıra baktığımızda direkt şeyi görebiliriz. Bakın burada 4 tane M var, bir tane D var. Bir senin istediği de L'li olan. Burada 6, 6, 6, 6 var. 4 tane 6 var, bir tane 8 var. Farklı olan bizden istiyor. Cevap Adana. Sütun sütun gidelim burada. Birinci sütuna baktığımızda 2 tane O'yu görebiliriz. 3 var, 9, 4, 4, 9. Bakın 2 tane 9 var. Onları işaretleyebiliriz. Sonucuya bakalım şimdi de. Sonucudan U'ları işaretleyebiliriz. Sonuculardan 7'leri işaretleyebiliriz. Burada da başka bir renk seçelim. Burada işaretlemediklerimizde birinde birinci ve sonuncu aynı, diğerinde de değil. Birinde birinci ve sonuncu aynı, diğerinde de değil. Olmayanından K'yı bulabiliriz. K'yı bulduktan sonra da bakın şu ikisinden birisi bizim cevabımız olmalı. Şuradan birincisi kırmızı, sonuncusu mavi olanı bulalım. Bakın iki tane kaldı. Ya cevabımız ya şu ya şu. Buradan K'yı bulabiliriz.
K 1'e eşitmiş. İkincisinin 1 olması gerekiyor mu? Hayır, olmaması gerekiyor. İkincisi 8 olan cevap Edirne. Burada son satıra baktığımızda ikileri ve üçleri bulabiliriz çok rahatlıkla. 3 tane 2 var, 2 tane 3 var. Şimdi karşılıklı yapmaya çalışalım. 2 tane N var. N 3'e eşitmiş. O zaman A ise kaça eşitmiş? 2'ye eşitmiş. Burada bizden istenen de 2 ile başlayıp 2 ile bitiyor. 2 ile başlayıp 2 ile biten 2 tane var. 2 ile başlayıp 2 ile biten 2 tane var. Burada Amasya diyebiliriz. Başka da Ankara diyebiliriz. Burada şey var. Birinde 3 var. 3 dediğimizin neye eşit olduğunu biliyorduk. 3 dediğimiz neye eşitti? Diğerinde ise 1 var. 1'li olanı istiyor bizden. Buradan 3 neye eşitti? Onu istemiyor. Buradan 1'li olanı istiyor. Amasya istiyor. Tekrardan aynı şekilde sütun sütun gidelim. Birinci sütuna baktığımızda neleri görebiliriz? Sıfırlar görebiliriz. İkinci sütuna baktığımızda ise burada 3'ü istediği için 3'leri işaretleyebiliriz. Buradan zaten farklı bir şey elde ettiğimiz için şuradan direkt cevap O diyebiliriz. Birinci sütuna bakalım şimdi de. Birinci sütuna baktığımızda neler var? Üçgen var. Şu kareden kaç tane? 3 tane varmış. Bunlara kırmızı diyebiliriz. Mavilere 2 taneli olan işaretleyeceğiz. Buradan 2 tane de İçi dolu kare var. 3 tane içi boş kare var. İçi boş olanları direkt silebiliriz. Buradan birincisi kırmızı, ikincisi mavi olan bir tane var. Burada da birincisi kırmızı, ikincisi mavi olan bir tane var. O da Bursa. Burada birincisini bir sonuncusunu işaretleme tekniğinden gidebiliriz. İ'yi görüyoruz, İ'yi görüyoruz, A'yı görüyoruz, A'yı görüyoruz, E ve E'yi görüyoruz, S ve S'yi görüyoruz. Buradan bize istenilen ne kalesi? Onu da sadece birincisi işaretli değil. Şimdi şıklara inelim. Burada neyi görebiliriz? Bakın 5 var, 5 var. Başka 7 var, 7 var. İşaretledik. 1 var, 1 var. 3 var, 3 var. Bakın sonuncusunu işaretlemediğimiz şu şuna eşit, birincisini işaretlemediğimiz şu şuna eşit cevap Adana. Şimdi burada silebiliriz aslında. Evet. Buradan S'li olanlar ortasına bakalım. İkinci şey kaçıncısı? Üçüncüsüne bakalım. 3 tane F varmış. F'leri silebiliriz. Burada bizden L'yi istediği için. Üçüncüsünde 3 tane ne var? 6 var. Bunları silelim bir kere. Başka bir şey deneyelim şimdi de. Şimdi de şuradan gidelim. Şu üçünü sildik. Buradan gittiğimizde ise S'leri silebiliriz. Bakın direkt bizden istediği şu olduğu için S'leri de silebiliriz. Burada ne var? 5 var, 5 var, 5 var. Bunları da sildik. Hiç dokunmadığımız şu var. Karşılıklı olarak. Bu ikisi de birbirine eşit. 147-014, 147-014 cevap Adana. Birinci sütuna baktığımızda burada B ile başlayanları görebiliriz. Bize de zaten onu istediği için hemen şıklara inebiliriz. 3 tane kaldı elimizde. Şuraya dikkat ettiyseniz 2 tane L var. Üçüncüsü ve dördüncüsü. Onları işaretleyelim. Bakın yok, yok, var. Üçüncüsü ve dördüncüsü aynı olan bizim cevabımız olacak. Üçüncüsü ve dördüncüsü aynı olan bizim cevabımız olacak. Başkalarının da aynı değil, dikkat ettiyseniz. Burada sonuncu sütuna bakalım. İki tane L'yi görebiliriz. Başka da bir şey yok. İki tane L'yi görebiliriz. Hemen işaretleyelim. İki tane 2 var. Başka da bir şey yok. Devamında ise ikinciye baktığımızda burada tek farklı olan kumpas, onu görebiliyoruz. Tek farklı olan ikincisi sıfır var, sıfır var, sıfır var, sıfır var. Burada da 5 var. Şu ikisi birbirine eşitmiş. Bunu gördük. Buradan şimdi şu ikisinden biri bizim cevabımız olacak. Sonu L olduğu için ya şu ya şu.
Bu ikisinin farkı ne? Üçüncüsü S, üçüncüsü N. S'yi bulduğumuzda cevap, N'yi bulduğumuzda da cevap bulabiliyormuşuz. Burada biz S'yi bulabiliriz. S'yi bulalım. Cevap S 3'e eşitmiş. Şurası 3 olacakmış. Bizden üçlü olmayan istiyor. Üçlü olan ne? Şurası olmayan ne? Bursa. Çok özür dilerim. Kusura bakmayın. Burada küçük bir hata yapmışım. Hemen düzeltelim. Burada birinciye baktığımızda P var, P var, K var, K var. Tek farklı olan şurası var. Hemen onu bulabiliriz. Tek farklı olan ne var? Şurası var. Bu ikisi birbirine eşitmiş aslında. Sonuncuya baktığımızda ise neleri görebiliriz? Buradan L'yi ve L'yi görebiliriz. İki tane aynı olan neler var? Aynı şekilde 2 ve 2 var. Buradan da tam bizden istenilen olarak N'yi bulabiliriz. Bakın N burada birinci birinci. N 7'ye eşitmiş. Bizden ne istiyor? Buradan bizden 7'ye eşit olanı istiyor zaten. Bakın şurada cevap Bursa. İkinci olarak da şuraya bakabiliriz aslında. A, 4 tane A var. Bir tane farklı olan var. 0, 0, 0, 0. Şurası farklı olan zaten. Bu ikisi de birbirine eşit. Buradan da S'nin 3'e eşit olduğunu görebiliyoruz. S 3'e eşitmiş burada da. Bizden zaten S'li olmayan istiyor. Üçlü olan silebiliriz. Cevap Bursa tekrardan aynı şekilde. Burada son sütuna baktığımızda iki tane A'yı görürüz. Hemen işaretleyelim. Buradan 4 var, 3 var, 1 var. Bakın iki tane 4 var. Buradan bunun A'ya eşit olduğunu görebiliyoruz. Birinci sütuna baktığımızda ise bir tane A varmış. Bir tane 4 ile başlayan var. Buradan L'nin 8'e eşit olduğunu görebiliyoruz. Bizden istediği A bir öncekisi 8 olacak. Sonuncusu A olacak. Bir öncekisi 8 olacak. O da Adana. Burada da birinci ve sonuncu işaretleyebiliriz. 1 var, 1 var, 2 var, 2 var, 5 var, 5 var, 3 var, 3 var. Buradan 4 ve 7'yi bulabiliriz. Şuraya bakarsanız 4, 3. satıra baktığımızda ise bir tane 4 var. O da bizden istenilen 4. Şimdi şıklara inelim. Burada neler görebiliriz? F var başında ve sonunda. Burada da aynı şekilde. Burada E var. Burada da B var. Bakın şurada birincisini işaretlememiştik. Şurada birincisini işaretlemedik. 4 A'ya eşitmiş. Burada üçüncüsü 4 olan bir şey, üçüncüsü A olan bir şey bizim cevabımız olacak. Burası değil B, burası değil C, burası F, burası A. Cevap denizi. Burası da değil. Tekrardan aynı şeyi yapacağız burada da. D var, D var, E var, E var, B var, B var. Şurada D ve E'yi işaretlemiştik. Bakın başını ve sonunu işaretlediğimiz bir şey bizden istenilen bir şeymiş. Şıklara inelim şimdi. 7 var. Sonda 7 yok. Tamam. 2 var burada. Sonda 2 var. İşaretleyelim. Burada birinci de 0 var. Sonuncu da 0 var. Burada 9 var. 9 yok. Burada da 3 var. 3 var. Bakın başını ve sonunu işaretledik. Cevap Denizli. Aynı şeyi yapalım. B var, B var, A var, A var, K var, K var. Burada ne istiyor bizden? Şunu istiyor. Birincisini ve sonuncusunu işaretlediğimiz. Ama burada iki tane işaretledik. Peki onu nereden bilebiliriz? Şuradan hiçbirini işaretlemediğimiz için oradan harfleri bulabiliriz. Hemen işaretleyelim. Şimdi 5 var. Birincide 5 var, sonuncu da 5 var mı? Yok. Birincide 6 var, sonuncu da 6 var şurada. Devam ettiğimizde birincide 1 var, sonuncu da 1 varmış bir tanesinde. Şurada birincide 4 var, burada da 4 var. İşaretlemediğimiz ne kaldı? Şu kaldı. Buradan bu ikisinin birbirine eşit olduğunu bilebiliyoruz. Bizim cevabımız ne? İkisi birincisi ve sonuncusu işaretli olan
Yani hangisi? Şurası. Buradan birincisi ve sonuncusu işaretli olmayanları silebiliriz. Farklar ne? İkinciye direkt baktığımızda biri 4, biri 7. Burada ne var işte? Şu ikisi birbirine eşitti. Buradan A'yı bulabiliriz. B'yi de bulabiliriz. Bakın B neye eşit? B 4'e eşit. Buradan bize istenen de zaten 4'müş. Cevap Ceyhan. Burada sona baktığımızda iki tane E varmış. Başka ne yapabiliriz? Birinciye bakalım. Birinci de E ile başlayan tek bir tane var. O da bizim cevabımız. Burada sona baktığımızda iki tane 4 var. Bizim cevabımızın 4 ile başlaması gerekiyor. O da Bursa. Burada son sütuna bakalım. A var, A var, K var, K var. Şu kısmı bulabiliriz. Son kısma bakalım. 5 var, 5 var. 8 var, 8 var. Şu ikisi birbirine eşit diyebiliriz. Devamında ise sonu K, bir de C. K ve C'yi buradan bulabiliriz. K ve C. 5 ve 4. Sonu 5 olacakmış. Sondan bir öncekisi 4 olacakmış. Sonu 5 olacakmış. Sondan bir önceki 4 olacakmış. Bakın tam olarak burada. Cevap A. Burada son sütunu kafa karıştırmak için vermiş sadece. Rengi değiştirelim. Şimdi burada C var, C var. K var, K var. D var, D var. Hiç işaretlemediğimiz şurası varmış ki orada da B varmış. B var, B var. Bir tanesinin başını işaretlemedik, bir tanesinin sonunu işaretlemedik. Yavaş yavaş oradan yola çıkabiliriz. Hatta başka hiçbir şeye gerek yok. Şurada sonuncuyu sildiğimize dikkat ettiyseniz ne? Sonuncusu L. Şu sonuncusu L olan bir tane var. O da bizden istenilen. O zaman şimdi de şıklara inelim. Sonuçlara hiç bakmamıza gerek yok. Silebiliriz. Şimdi 5 var burada. 5 sonda var mı? Evet var. Başka 3 var burada. 3 sonda var mı? Hatta şuradan 7 7 diyebiliriz. Başka ne yapabiliriz? Şuradan 6 ve 6 diyebiliriz. Sonuncuyu işaretlemediğimiz ne var? Şurası var. Başka ha şuradan 3 ve 3 var. Sadece burası var. Cevap Ceyhan. Sanırım burada hep bizden aynı şeyi isteyecek. Burada da tekrardan karmaşık gördüğünüz her şeyde bunu deneyebilirsiniz. 1 var, 1 var, 2 var, 2 var. 4 var. 4 yokmuş. 3 var. 3 var. 5 var. 5 var. Bir tanesinin sonuncusunu işaretlemedik. Bir tanesinin birincisini. Burada sanırım hep bizden aynı şeyleri isteyecek. 1 var, 1 var, 2 var, 2 var, 3 var, 3 var, 5 var, 5 var. Burada bir tanesinin birincisini işaretlemedik. Neler var buradan da? N var, N var. H, burada da H, burada K, burada K, M, M. F'yi nereden bulabiliriz? Bulamayız. Bir tanesinin birincisini işaretlemedik, bir tanesinin birincisini işaretlemedik. Şu ikisi birbirine eşit diyebiliriz. Devamında ise buradan dördüncüyü bulabiliriz. Dördüncüsüne H. Bizimkisi ne olacak? Dördüncüsü zaten 5. 5 ile başlayan ne var? Sadece Edirne var. Birinci sütuna baktığımızda neler görebiliriz? Buradan A ve B'leri bulabiliriz. Bakalım hemen. 3 tane A var, 2 tane B var. Buradan 4 var, 4 var. 2 tane olduğu için B. A ise 9, 9, 9. 3 tane olduğu için 9'a eşit. Bunları silebiliriz. B ile başladığı için. B ile başlıyormuş, A ile devam ediyormuş. Bu iki şık elimizde var.
Rengi değiştirelim. Sondan 3'e baktığımızda buradan M'yi görürüz, M'yi görürüz, C'yi görürüz, C'yi görürüz. Tek bir farklı olan var, o da P. Bizden K ile biteni istiyor, P ile biteni değil. Şu ikisini hemen işaretlememiz gerekiyordu karıştırmamamız için. Biri K ile bitiyor, biri P ile bitiyor. Sonra 3'üncüye baktığımızda 1 var, 1 var. Başka ne var? 6 ve 6 var. Buradan P'nin 8'e eşit olduğunu görebiliriz. Bizden P ile bitmeyeni istiyor. 8 ile biteni eleyelim. Cevap Adana. Burada da önceki sorularda yaptığımız gibi birinci ve sonuncu diyebiliriz. S var. S var. Buradan M, M. Başka R, R. Bizden ay başını işaretlemediğimizi istiyor. Buradan ay işaretlememiştik. 4 var. 4 var. Buradan başka nelere bakabiliriz? 1 var. 1 var. 3 var. 3 var. Buradan 9 var. 9 var. Bakın başını işaretlemediğimiz bir tek deniz var. 9 deniz. Burada MTPS'ne aynı şeyi yapmaya kalkıştığımızda hiçbir işe yaramaz. Çünkü baştakiler sonda var. Bu ikisini silebiliriz. Bir öncekilere bakabiliriz. Şuradan simetrik olarak. S ve T. Bunları işaretleyelim. S var. Başka da S yok zaten. Hiç S'yi işaretlememize gerek yokmuş. M var. M var. Buradan L var. L var. F var. F var. Başka da hiçbir şey yok. Buradan bize ne istiyor? Şu ikisini sildiğimize M ile başlayıp F ile biteni istiyor. Şurayı istiyor bizden. Buradan şey diyebiliriz ya. Mesela şunu çok rahat bulabiliyoruz ya. Sadece sonuncu işaretleyip birinciyi işaretlemediğimiz şık diye bulabiliyoruz ya. Buradan da P'yi bulabiliriz. Bizden istenilen şurası değil mi? Buradan da üçüncüsü P zaten. Orayı bulabiliriz. Başındaki ve sondakileri hemen silelim. Sildikten sonra ise şimdi işaretlemeye geçelim. Buradan 9 var. 9 var. Başka neler yapabiliriz? 0 var. 0 var. 4 bir yerde yok. Burada 7 var. 7 var. Başka da herhalde bir şeye gerek yok. Burası biraz kafa karıştırıcı işte. Şuradan ne yapmıştık? Birinciyi işaretlememiştik. Birinciyi işaretlemediğimiz şurası var. Birinci aslında ikinci. İkinciyi işaretlemediğimiz sadece burası var. Buradan P'nin 3'e eşit olduğunu bulabiliyoruz. Şuraya baktığımızda ise sondan üçüncüye veya artık şurayı sildiğimiz için ikinci de diyebiliriz. Orası P olan bizim cevabımız olacak. P 3'e eşit. Sondan üçüncü P olan o da Edirne. Tamam, burada biraz işimizi rahatça bitirebiliriz. Birinci sütuna baktığımızda 4 tane 1 var. Bir tane farklı olan var. Aynı şekilde şıklara baktığımızda M, 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 M. Burada farklı olan ne? Burada da birinci ve sonuncu yapalım. M var, M var. C var, C var. Buradan başka nelere bakabiliriz? K var, K var. Başka da bir şey yok. Bizden istenilen ne? Sadece birincisini işaretlediğimiz. Şimdi şıklara inelim. 5 var. Şurada da 5 var. Başka. Şurada 7 var. Burada da 7 var. Devamında 2, 6. Bakın 6 ve 6 var. Sadece birincisini işaretlediğimiz şurası var. Buradan sadece birincisini işaretlediğimiz diyerekten buradan şunu işaretleyebiliriz. Cevap Bursa diyebiliriz. Arkadaşlar bu soru için biraz şüpheye düştüm. Acaba ne var diye. Çünkü şu fark var. Dikkat ettiyseniz F var, L var. Şunların hepsi şıklara uyuyor. Şıklara uyuyor. Ama bu şıklarda yok. Hiçbir şekilde yok.
Baktığımızda K ile başlayan bir tane var. Sonunda F ile bitiyor. Burada F ile biten yok zaten. Şunu bulamayız. Hiçbir şekilde bulamayız. Şunlar şıklara uyduğu için tek tek işaretledik ve bulduk. Buradan K mesela 6'ya eşit dedik. Ama başka 6'ya eşit olan yok. Cevabı en fazla Bursa diyebiliriz. Başka da hiçbir şey yapamayız burada. Burada sırasıyla gidebiliriz. Birinciye baktığınızda aslında bakmaya da gerek yokmuş. Şıklarda hepsi 6 var birincide. Z'nin 6'ya eşit olduğunu bilebiliyoruz. Baktığımızda ise şurada bir tane farklı var, bir tane farklı var. Z 6'ya eşit. Sonrakiye geldiğimizde buradan bize ne istiyor? 2'ye 2 istiyor. Buradan tam tersinden bakacağız o zaman. Bakın 1, 2, 3. 3 tane aynı olan 2'ye eşit. 1, 2, 3. 2 E'ye eşitmiş. İkincisinin E olması gerekiyor. Olmayanları siledim. Sadece orası var. Şimdi üçüncüye geçelim. İkinci de gitti. T. Bizden T'yi istiyor. T'yi nasıl bulabiliriz? Buradan Z ile başlayanın sonuncusu T'ymiş. 6 ile başlayanın sonuncusu T. T 0'a eşitmiş. Şunları da silelim. Rahat rahat görebilelim diye. Üçüncüsü 0 olacakmış. Olmayanı silelim. Olmayanı silelim. Sıfırlar da silebiliriz artık. Sonrakine bakalım. K. Bizden K'yı istiyor. Sonraki K'yı bulmak aslında bayağı uğraştırır. Hatta imkansız diyebiliriz. Burada 7'ye eşit, 8'e eşit. 7'ye veya 8'e eşitmiş. Buradan tek tek bilmem Y'yi bulmaya çalışalım. Öyle böyle derken imkansız olur o iş. Sonucuya baktığımızda 0 var, 6 var, 1 var, 8 var, 4 var. Bakın hiçbir şekilde 7 yok zaten. 7'nin M'ye eşit olduğunu biliyoruz biz. Ondan dolayı burayı silelim. Direkt 8 diyebiliriz buradan. Cevap Edine. Son sütuna baktığımızda buradan 3 tane D'nin 2 tane İ'nin olduğunu görebiliriz. Buradan bize ne lazım? L lazım. Buradan da 3 tane 8 var. L 8'e eşitmiş. Olmayanı silelim. Şimdi de olduğu gibi devam edelim. Buradan İ'nin 7'ye eşit olduğunu görebiliyoruz. Bu ikisini silelim şimdilik. Devam ettiğimizde şu 3'ü kaldı. Şu 3'ü silmediğimiz 3'üne eşit. Buradan aynı olanlar K'ya eşitmiş. 5 var, 5 var. K 5'e eşitmiş. Birincisi 5 olacak. Olmayanlar silerim. Şuradan 7'i de bulabiliriz. Şu ikisi birbirine eşit. Buradan E'yi bulabiliriz. Sondan 3. neye eşitmiş? 6'ya eşitmiş. Sondan 3. 6'ya eşit olacak. 2 şıkka indirmiş olduk böylelikle. Devamında şimdi buradan bak bize ne istiyor? 5 istiyor. Zaten 5'in K'ya eşit olduğunu biliyorduk ki biz. 5 K'ya eşit. Şurası pardon. Orayı silmeyecektik. Çünkü cevabımız orası. Burada tek tek bulup yazmamız gerekiyor. Neleri bulabiliriz? Birincisi ve sonuncusu aynı. Birincisi ve sonuncusu aynı. E 5'e eşit. N 4'e eşit. Buradan E ve N'yi bildiğimiz için ortalara geçebiliriz. İkinci satıra bakalım. Buradan iki tane İ var. Onları yazalım öncelikle. İki tane sıfır var. İ sıfıra eşit. Neleri biliyorduk? E ve N'yi biliyorduk. Ortası E olan bir tane var. Buradan Ç ve M'yi de bilebiliyoruz. Ortası 5 olan bir tane işaretleyelim buradan. Bulalım. Bakın burada ortası 5, ortası E. Şu ikisi birbirine eşit demek oluyor. Buradan Ç 3'e eşit, M 2'ye eşit. Artık şıklara geçelim. Belki böyle cevap buluruz. Bulmasak sonra tekrardan devam ederiz. E 5'e eşit. Sonu E ile bitecek. E ile bitmeyenleri silelim. Onun bir öncekisi 1. Hepsinde hiç bakmaya gerek yok. Bir öncekisi de 0. 0 neye eşit? İ'ye eşit. Üçüncüsü İ olacakmış. İ olmayanları silelim. İ değil. İ değil. Şimdi de şuradan M'ye bakalım. M neye eşit? 2'ye eşit.
Burada 2'ye eşit. Burada h'ye eşit. Direkt silebiliriz. Cevap denizciymiş. Burada bir birinci bir sonuncu diyebilirmişiz aslında. E var. K ve K var. I ve I var. M ve başka da bir şey yok. Aynen. Son durum bu. Bunları işaretleyelim. 4 var. 4 var. 7 var. 7 var. Başka 3 var. 3 var. Rengi değiştirelim. Buradan şu ikisinin birbirine eşit olduğunu görebiliriz. Devamındaysa şu ikisi birbirine eşit. Şu ikisi birbirine eşit diyebiliriz. Buradan bize neyi istiyor? Şuradan direkt neyi bulabiliyoruz? Sonuncu sonuncuya eşit diye. Sonu 5 ile bitecekmiş. Bitmeyenleri silelim. Farklı olan neler var bu ikisinde? Bakın üçüncüsü K. K'yı bulduğumuzda cevap buluruz. Burada tekrardan aynı şeyden gidelim. İkincisi 7'ymiş. K 7'ye eşit. O da Bursa. Burada son satıra, son sütuna baktığımızda ne görebiliriz? 2 var, 2 var, 6 var, 6 var. Bir tane farklı olan var. Burada da K, K, P, P var. Bir tane farklı olan var. Şu ikisi birbirine eşitmiş. Bunu görebiliyoruz. Buradan P'nin 6'ya eşit olduğunu görebiliyoruz. Sonu 6 ile bitecekmiş. Bitmeyenleri silelim. Devamında neye bakabiliriz? 5'i istiyor bizden. 5 burada var zaten. 5 R'ye eşitmiş. Bir önceki sıra olacak. Hepsinde aynı. Bir öncekisine bakalım. A'ya bakalım. A burada neye eşit? Şuradaki ikinci, buradaki ikinci. A 3'e eşitmiş. 3'e eşit olmayanları silelim. Sildik. Başka da hiçbir şey yapamayız. Buradan 2 var, bir de 1 var. 1'e bakalım. 1 neye eşit? S'ye eşit şuradan. S ile başlayacakmış. O da Ceyhan. Yani şunu direkt silebiliyoruz aslında. Bakın 2 var, 5 var. Sayı sayıya eşit olamaz. Burada son satıra baktığımızda K'ları bulabiliriz. 2 tane K var. Son satıra baktığımızda 2 tane 3 var. K'yı direkt şıklara bakarak da bulabiliriz. Çünkü hepsi 3'e başladığı için. Şimdi de birincisine bakalım. 2 tane K var. 2 tane K var burada da. 2 tane ne var? Burada rengi değiştirelim. Daha iyi görelim. 2 tane 1 var. 2 tane P var. Burada bir daha değiştireyim. Komple farklı olan ne var? İşaretlemediğimiz şurası var, şurası var. K'nın 3'e eşit olduğunu biliyoruz. Dokunmayacağız. 4 neye eşitmiş? Bakın şuradan hemen bulabiliyoruz. 4 A'ya eşit. Burayı silelim kalabalık olmasın. İkincisi A olacak. Olmayanları silelim diyeceğim ki hepsinde aynı. Üçüncüsü 8 olmuş şıklarda. Aynı olduğu için ona da hiç bakmayacağım. Dördüncüsüne baktığımızda bizden sıfır istiyor. Sıfırı nasıl bulabiliriz? Bakın direkt şurada sıfırı gözüme çarptı. Kırmızı olan, başı mavi olan, sonu kırmızı olan da dördüncü sıfıra eşit. Başı mavi, sonu kırmızı olan da dördüncü sıfıra eşit. Dördüncüsü ü olacakmış. Olmayanlar silebiliriz. Sildik, sildik. Bu ikisi de aynı. Şimdi devam edelim. L var. L hepsinde 5 olduğu için ona da dokunmayacağım. Bakın 5, 5, 5. Şuraya bakabiliriz. 4'e. 4 neye eşit de? A'ya eşit şuradan. A olmayanlar silelim. 6'ya bakarız. 6 neye eşit? E'ye eşit. Sonu E ile bitecekmiş. Cevap Bursa. Burada dediğim gibi hani çok fazla karışık görünüyor. Bakın sütunlardan gitsek bir şey yapamayız. Onu yapsak bir şey yapamayız. Burada birinci işaretleyelim. Bir de sonuncu işaretleyelim. Şunu bulabiliriz, bunu bulabiliriz, bunu bulabiliriz. Her şeyi bulabiliyormuşuz. Şimdi karşılıklı olarak işaretleyelim. Burada ne var? 1 var, 1 var, 4 var, 4 var, başka 6 var, 6 var. Hiç işaretlemediğimiz şurası, hiç işaretlemediğimiz burası. Bu ikisi birbirine eşitmiş. Buradan bayağı bir şey bulabiliriz. Birinci A'ya eşit mesela.
Şuradan 1A. 1A'ya eşit. Devamındaysa ne var? Ne var? Neyi nasıl bulabiliriz? Bakın sonuncusunu işaretlemedik. Sonuncusunu işaretlemedik. N5'e eşitmiş. İkincisi 5 olacak. 5 olmayanlar silebiliriz. Sildik, sildik, sildik. Buradan bakın sonucuya baktığımızda sonucuda bir 6 var, bir 5 var. N'nin 5'e eşit olduğunu bulabiliyorduk. Buradan K olduğu için şurayı da silebiliriz. Ya da Adana diyebiliriz. Buradan son sütuna baktığımızda A'yı bulabiliriz. Şu ikisi aynı, şu ikisi aynı olduğu için. Bu ikisi aynı, bu ikisi aynı. Şurası A'ya eşit diyebiliriz. A ile bitene. Şuraya eşit diyebiliriz. Burada K var. K sondan üçüncü, sondan üçüncü 5. K 5'e eşit diyebiliriz. 5 ile başlayacakmış. Başlamayanları silelim. Devamında neye bakabiliriz? Burada C var. C'nin kaça eşit olduğunu bulabiliyoruz aynen. Pardon. Evet. C var. 4 var. C 4'e eşitmiş. İkincisi 4 olacak. Cevap Edirne. Burada da tekrardan aynı şekilde. Bakın çok karışık. Birincisi yapacağız. Bir sonuncusu yapacağız. PSNMT. Burada da PSNMT. Aynı olduğu için bakın çeldirmek için koymuşlar. Sadece kafa karıştırmak için. Şurayı komple silebiliriz. Ya da silmeye hiç gerek yok. Şu ikisine bakalım. Burada ne var? T var. O diğer tarafta T yok. Burada F var. F var. M var. M var. L var. L var. Bakın şunu bulabiliriz. Bunu bulabiliriz. Bunu bulabiliriz. Her şeyi bulabiliyormuşuz. Şurada hiç işaretlemediğimizden bakalım daha kolay görebilir miyim diye. Burada ne var? 7 var. 7 var. 4 var mı? Yokmuş. 0 var. 0 var. Başka 9 var. 9 var. Hiç işaretlemedik. Bakın şu ikisi birbirine eşitmiş. Şimdi buradan S'nin kaça eşit olduğunu görebiliyoruz. S'nin 5'e eşit olduğunu görebiliyoruz. 5 ile başlayacak. Başlamayanlar silelim. Sonuncuya baktığımızda sonuncusu 0, 0'ı bulduğumuzda cevap bulabiliyormuşuz. Sondan üçüncü. Üçüncüsü neye eşit? L'ye eşit. L ile bitecekmiş. O da Bursa. Devam edelim. Bakın burada karışık görünüyor. Birinci ve sonuncu yapabiliriz. M var, M var. Bir kesim değil. Belki ortalara bakarsınız. Oradan bulursunuz da. Çoğunlukla böyle oluyor işte. Birinci ve sonuncu. Bakın. Burada da aynı şekilde şunu, şunu ve şunu bulabiliriz. Burada hiç işaretlenmeyeni, kafan karışmaması için hiç işaretlenmeyeni bulmaya çalışacağım ben. 5 var, 5 var. Buradan 6 var, 6 var. Hiç işaretlenmeyin şurası. Şu ikisi birbirine eşit. Buradan 7'nin şuradaki üçüncüye M'ye eşit olduğunu görebiliyorum. M'nin de 7'ye eşit olduğunu görebiliyorum. Bakın birincisi M olacak. Olmayanları silelim. Üçüncüsü 7 olacak. 7 olmayanları silelim. İki tane kaldı. Buradan 2'yi bulabiliyor muyuz? Evet bulabiliyoruz. Sonuncusu ve sonuncusu 2 neye eşitmiş? Buradan ikincisi ne olacak? F'ymiş. Buradan Adana diyebiliriz. Burada birinciye baktığımızda neleri bulabiliriz? K'ları bulabiliriz. Buradan da 6'ları bulabiliriz. 6 gördüğümüz yere K yazabiliriz ki ışıklarda hiç ne 6'yı istiyor bize ne de K'yı istiyor. İşaretlenmeyen 2 tane kaldı. Buradan neye bakabiliriz? Birincisinin başı diğerinin sonuna eşitmiş. Buradan 9, 9'a eşit. Onları da işaretlediğimize göre yolumuza olduğu gibi devam edebiliriz. Buradan 2 baş işaretlenmemiş, baş işaretlenmemiş. Şu ikisi birbirine eşit diyebiliriz. Buradan A'lar bulabiliriz. A 3'e eşitmiş. Pardon, A hiçbir işimize yaramıyor ki. Buradan N'yi bulabiliriz. N 2'ye eşit. Sonu 2 ile bitecekmiş. Bitmeyenleri silelim. 2 şıkka indirmiş olduk. Bir diğerine baktığımızda 4'ü bulamayız ama neyi bulabiliriz?
Aslında ikincisi de bolca 4 var. 4'ü bulduğumuzda cevap buluruz. Çünkü şurada M var. M'yi 4 yerine kullanmış. Burada da C'yi kullanmış. 4'ü şöyle bulabilmişiz. Burada 9 var, 9 var, 3 var, 3 var. Tek bir tane farklı olan var. Şuraya baktığımızda neler var? G var, G var, A var, A var. Tek bir tane farklı olan var. O zaman ne? 4C'ye eşit deriz ve yolumuza devam ederiz. Burada son sütuna bakalım biz. H'yi bulabiliriz. 2 tane H varmış. 5'e eşit, 5'e eşit. Burada H ile başlayan tek bir tane olduğu için onu da bulabiliriz. Şuna eşit işte, ikisi birbirine eşit. H 5'e eşit. 5 ile başlamayanları silelim. Bakın şurası 4, burası 3, burası büyük bir fark. Devamında şurası L'leri biliyoruz zaten. Bile biliyoruz. L kaça eşit? 4'e eşit. Buradan L olduğu için dördüncüsü 4'e eşit olması lazım. 1, 2, 3, 4. 1, 2, 3, 4. Aynen. Dördüncüsü neye eşit olacaktı? Pardon. Dördüncüsü 3'e eşit olacaktı. L olduğu için. Dördüncüsü 3'e eşit. Cevap Ceyhan. Özür dilerim. Burada R, kusura bakmayın. Burada L dediğimiz 1, 2, 3. olduğu için buradaki 3'üncüye eşit olur. 4'e eşit olur. Ondan dolayı burada ne var? L 4'e eşit. Burada da L 4. olduğu için 4'ün 4'e eşit diyebiliriz. O da Denizli. Bakın burada da olaylar biraz karışık gözüküyor. Şuradaki T'leri silelim. Hiçbir etkisi olmaz. Şurada da hepsine baktığınızda 3 ile bitiyor. Zaten 4 tane var. Bizden istenen de burada. O yüzden şunu da silebiliriz. Hiçbir işimize yaramaz. Rengi değiştireyim. Burada bir tane birinciden bir tane sonuncudan işaretleyelim. Bakın sadece sonuncusunu işaretlediğimiz bizim cevabımız olacak. Üçlere hiç gerek yok. Burada 5 var. 5 var. Başka ne yapabiliriz? Burada 1 var. 1 var. Tamam, 4 tane işaretledik. Bu kadar zaten. Sonuncusunu işaretlediğimiz bizim cevabımız olacak. Cevap Ceyhan. Buradan tekrardan aynı şekilde sonuncuyu bize tamamen boş vermiş. Boş bir şey olarak vermiş. Şuradan da neyi hiçbir şey silemiyormuşuz şıklardan da 4 tane olduğu için silmeye çalıştım. Devamında şura 3'üncüye baktığımızda bir tane farklı olan var, onu silebiliriz. 3'üncüye baktığımızda şuradan 2 tane farklı olan var. Tamam, birisi gereksiz çünkü. Hangisi olduğunu bilmiyoruz ama birisi gereksiz. 3 tane aynı olduğu için aynı olanları bıraktım. Bir öncekisine baktığımızda 2 tane A var. Bir öncekisine baktığımızda 2 tane ne var? Şunlardan var. Şimdi birisi boş olacak. Şuradan aslında sildiklerimizin birinden bakın birincisi ve üçüncüsü aynı. Birincisi ve üçüncüsü aynı. Bu ikisi birbirine eşit olacak. Buradan S'yi bulabiliriz. S çiçeğe eşitmiş. Çiçekle başlayanı silebiliriz. Zaten onu sildikten sonra 2 tane A vardı. 2 tane A olduğu için de şuradan Adana diyebiliriz. İkincisi A olacak. Ondan dolayı Adana. Şimdi burada arkadaşlar sonucuya baktığımızda renk değiştireyim de. Sonucuya baktığımızda 2 tane aynı, 2 tane aynı ama şıklara baktığınızda 5 tane var. Ve burada da şununla şu eşit. Bununla da bu eşit. Şununla hiçbiri eşit değil. Bunu rahatlıkla silebilirsiniz. Onu fazlalıktan vermiş. Devam ettiğimizde şuradan 7'leri bulabiliriz. İki tanesi aynı. Aynı olan neler var? Buradan şu ve şu aynı. O zaman cevabımız bunlardan hiçbiri olmayacak. Tekrardan devam edebiliriz. 7 dediğimiz şey neye eşit de? Şuradan baktığımızda içi dolu çembere eşit de. Buradan bizden istenilen ikincisi içi dolu çember olacak. O da Edirne.
Burada sonuncuya baktığımızda 3 tane 8 var, bir tane 5 var. 3 tane ne var? Burada L var. 2 tane K var. Bir tane olsaydı çok rahatlıkla işaretleyebilirdik. Çünkü sonu 5, sonu 5. Şunu istiyor deyip işaretledik. Şunların hiçbiri olmadığını biliyoruz şimdilik. Devamında şuraya bakabiliriz aslında. Evet, 6 var, 6 var. 2 tane aynı olan var. Şıklara indiğimizde 2 tane aynı olan neler var? İ var. 6'nın i'ye eşit olduğunu bilebiliyoruz. Cevabımız ya Adana olacaktı ya Bursa olacaktı. 6 ile başladığı için i ile başlaması gerekiyor. Cevap Adana. Şimdi burada sonlara bakabiliriz. 2 tane D var. 2 tane aynı olan var. Burada aynı olan neler var? 9 var, 9 var, 2 var, 2 var. Burada bir tanesi fazlalık. Hangisi olduğunu bulmaya çalışalım. Rengi değiştirip birinciye bakalım. Birinciye baktığımızda 2 tane 1'i görebiliriz. 2 tane 1'i görebiliriz. 9 var, 7 var, 2. Bakın 7, 7 var. 2 ve 2 var. Burada 2 tane A dedik ya. A'nın biri sonda varmış. Burada A'yı 2 olarak kabul bir saniye pardon. A'yı 7 olarak kabul edersek bakın sonda hiçbir şekilde 7 yok. O zaman A 7'ye eşit değilmiş. 2'ye eşit olması gerekiyor. A 2'ye eşit buradan. Sonu 2 olan ne var? Sadece burası var. Cevap Adana. Buradan direkt şurayı eleyebiliriz. Sonu F ile bittiği için bakın hepsi aynı. Sonu F ile bitmiş onun. Üçüncüye baktığımızda iki tanesi aynı. Bu ikisinden biri bizim cevabımız olacak. O da T var. T var. Şu ikisini direkt silebiliriz. Rengi değiştirelim. Şuraya baktığımızda şurasıyla şurası aynı. Evet. Burada da aynı seçtiklerimizde. Birinciye baktığımızda şu ikinciyi sileyim. Birinciye baktığımızda aynı olan neler var? Hiçbir şey de yokmuş. O zaman sildiklerimizden yardım alalım. Biz şuranın t'ye eşit olduğunu bilebiliyorduk ya. Burada bir tanesi var ki ikincisi t'ye eşit. Burada bir tanesi var ki ikincisi t'ye eşit. Şuna hiç bakmayacağız. Çünkü o hiçbir şekilde işimize yaramaz. İkincisi T'ye eşitmiş. O zaman yukarıya bakan neye eşit? K'ya eşit olacak. Ki onu şuralardan da görebiliyoruz. F'ye eşit olan hangisi? Aşağıya bakanı. Burada bakın biri F ile başlamış. Bizimkisi aşağıya bakmadığına göre F ile başlayanı silebiliriz. Cevaba da Denizli diyebiliriz. Burada sonucuya baktığımızda sonucu sütuna hiçbir işimize yaramaz. O yüzden bir öncekisine bakalım. İki tanesi aynıymış. Burada neler var? 6 var, 6 var. 3 var, 3 var. Bir tane de 5 var. Buradan neyi silebiliriz diye düşündüğümde hiçbir şey silemiyormuşuz. Tek bildiğimiz şey ne olur? Cevap şu olamaz diyoruz. Çünkü şuradaki kare 2 tane olduğu için ya 3'e eşit ya 6'ya eşit. Şimdi birinciye dönüp baktığımızda 2 tane üçgen var, 2 tane kare var. Ne var? 2 tane 5 var. O zaman bunlar gerçekmiş. Bu ikisi gerçek. Yukarıda olanlardan. Ve diğerlerine baktığımızda 3 tane 9 var. Şurasının kesin bizim şu dörtlüden biri olduğunu biliyoruz. O yüzden hani şimdilik 5'i üçgen kabul edelim. 5'i üçgen kabul ettiğimizde içi dolu üçgen bu arada şunlardan. Bir tanesinin ikincisi, üçüncüsü içi dolu üçgen olacakmış. 5 olacakmış. Şurası 5 bakın. 5'in şuna böyle kabul edersek şurası 5 olur. Şu ikisi birbirine eşit olur. Bu ikisi birbirine eşit olduğunda başka da bir şeye gerek yok zaten. Peki ilk ikisini kare olarak kabul etseydik ne olurdu? 5 olarak kabul etseydik. 5 ve 5 olarak kabul etseydik. Şurası 5 olurdu. 5'in kareye eşit olduğunu biliyoruz. Bakın şurası kare.
Başka ne yapabiliriz? Orası kare. Şurası 9 dedik. Evet, 5 dediğimize göre orası 9 olacak. Şurası da 3'e eşit olur. 2 tane 3 var mı? Var. Böyle bir yere kadar sağlar. Mesela biz ne dedik? İçi dolu kareye 5 dersek dedik. Şurası neye eşit olur? 9'a eşit olur. Üçüncüsü 9 olan hiçbir şıkkımız olmadığı için birinci seçeneği kabul ederiz. Şurası 5 üçgene eşit deriz. Şimdi hafiften az bir şey sileyim şuralara. Çok kalabalık oldu. 5 üçgene eşit. Orayı unutmayalım. Şöyle bir üçgene eşit. Ondan sonra artık devam edebiliriz. Bize üçgenle başlayanlardan birini istiyor. Cevap ya Ceyhan olacak ya da Edirne olacak. Burayı, şurayı bulabiliriz aslında. Bakın şu ikisi birbirine eşit. Buradan da karenin neye eşit olduğunu bulabiliriz. Kare 5'e eşitmiş. Pardon, kare ikinci olduğu için şuradan ikinci işaretleyelim. Kare 6'ya eşitmiş. Şurası 6 ve 6. Buradan şurayı bulmamız gerekiyor. Onu da nasıl yaparız? Şuradan neyi bulduk? Karenin 6'ya eşit olduğunu bulduk. Birinin ikincisiyle şuraya bakmayalım. İkincisi ve pardon üçüncüsü ve dördüncüsü buradaki üçüncü ve ikinciye eşit. Üçüncü ve dördüncü, üçüncü ve ikinciye eşit. Üçüncü ve dördüncü desek üçüncü ikinci. Hayır, olamaz. O zaman diğer şekilde bakalım. Üçüncü ve dördüncüsü diyelim. Üçüncü ve ikinci diyelim. Bu da olmadı. Burada fazlalık olan çıkarmamız lazım. Yoksa çok fazla dolaşır. Cidden şu ana kadar çok uzar zaten. Çok çok daha fazla uzar. Buradan 6'nın kareye eşit olduğunu bulabildik. Ayrıca şu ikisi 6'ya eşitmiş. O zaman bu ikisi kesinlikle şu ikisine eşit. Buradan da şunun şuna eşit olduğunu bulabildik. Üçgenin de 5'e eşit olduğunu biliyorduk zaten. Şu tarafa bakan üçgenin kaça 5'e eşit olduğunu biliyorduk. Bakın şu cidden gereksizmiş. Bizi bir saat dolaştıran oymuş. Buradan da çemberin 3'e eşit olduğunu görebildik. İkincisi çember olacak. O da Bursa 3'e pardon Ceyhan 3'e eşit olacak. Uzun sürdü. Burada son satıra baktığımızda, son sütuna baktığımızda 6 var, 6 var, 7 var, 7 var. Bakın niye öyle yaptım? 2 tane burada, 2 tane burada var. Boşta kalana bizi çeldirmek için koyulan şık. Onu eleyebiliriz. Başka üçüncüye bakalım. Üçüncüde 2 tane aynı olan var. Artık olduğu gibi devam edebiliriz. 2 tane aynı olan, 2 tane sıfır var. Buradan 4'ün 0'a eşit olduğunu görebildik. Burada bir tanesi 0'la başlamış. 0'la başlayanı şu. Bu ikisinin de birbirine eşit olduğunu gördük. Şu zaten birbirine eşit. Cevap Ceyhan diyebiliriz. Buradan tekrardan çok karışık görünüyor. Bir tane başından ve sonundan işaretleyebiliriz. Aslında şurayı birinci olarak kabul edelim. Şurayı da ikinci olarak kabul edelim. Zaten aynı olduğu için. Şimdi şuradaki ne burada var. Şuradaki S burada var. Şuradaki F burada var. Sonuncusunu işaretlemediğimizin bir öncekisi F'ye eşitmiş. F bizim bir işimize yarıyor mu? Şimdi şuraya da bakalım. T başını işaretlemediğimizin bir sonrakisi neye eşitmiş? Oradan devam edersek daha rahat buluruz. Birinciler, şunu direkt eleyebiliriz. Niye? İki tane var çünkü başında. Bizim için üç tane olması lazım. Şurası da ikinciler. Şimdi birinci renk değiştireyim buradan. Şuradaki şuna eşit. Buradaki buna eşit. Ve son olarak da üçgen şuraya eşit. Bakın şunun bir sonrakisi neye eşit oluyordu? Şurada birincisini işaretlemediğimizin bir sonrakisi neye eşit oluyormuş?
3 tanesi yuvarlak olacakmış. O da Ceyhan. Burada sütun sütun gittiğimizde sonucuya baktığımızda hiçbir şey bulamıyoruz. Sondan bir öncekine baktığımızda iki tane aynı olanı görürüz. İki tane aynı olan neler var? 5 ve 5 var. E'nin 5'e eşit olduğunu görebiliyoruz. Burada dikkat ettiyseniz hepsinde E var. Bir tanesinde E yok. Neyde? Bir tanesinde 5 yok daha doğrusu. O da şurası. E'nin 5'e eşit olduğunu bilebiliyoruz ya. Şimdi biraz daha rahat işlem yaparız. Burada devam ettiğimizde şuranın ikincisinin ve beşincisinin aynı olduğunu görebiliyoruz. İkincisi ve beşincisi aynı. Buradan neyi bulabiliriz? L'yi bulabiliriz mesela. L 2'ye eşitmiş. İkincisi E olanların ikisinden biri bizim cevabımız olacak. Şu ikisi olamaz zaten. Ya Ceyhan olacak ya Denizli olacak. Buradan bir tanesi şu ikisi var zaten. Dördüncüsü E olan. Buradan L'yi biliyoruz. L 2'ye eşit. Bizden L'li olmayanını istiyor. O zaman 2 ile bitenini sileriz. Cevap Ceyhan. Burada ikincisi ve son olan ikincilere baktığımızda aynı olan sadece şurası var. Aynı olan neler varmış şıklara baktığımızda. Burada aynı değil. 5 tane olduğu için aynı olan bir tane daha çeldirmek için koymuş olabilir. Sadece burada aynı olduğu için şu ikisi birbirine eşit diyebiliriz. Buradan L'nin artıya eşit olduğunu bilebiliyoruz. Artılı olmayanı silebiliyoruz. Zaten fazlalık buymuş. Hepsi L ile başlıyor, bu başlamıyor. Devamında ise I varmış. Biz burada neyi bulabiliriz? K'yı bulabiliriz. K Yonca'ya eşitmiş. Sondan bir öncekisi Yonca olacak. O da sadece Denizli'de var. Burada son satıra baktığımızda hepsi 7 ile sütuna baktığımızda hepsi 7 ile bitmiş deyip şurayı silebiliriz. Bakın hepsi S ile bitmiş. Sütun sütun devam edelim. Bir öncekisine bakalım. 2 tane 2 var. 2'yi de bulabiliriz. Çünkü 4 tane kaldığı için. 2 tane i var. 2 i'ye eşitmiş. Şuraya baktığımızda 3'üncünün üstüne baktığımızda sadece bir tane var. O da bizden istenilen olduğu için ikincisi i, sondan üçüncüsü i olacakmış. O da Bursa. Arkadaşlar buraya kadar izlediğiniz için çok teşekkür ederim. Videoyu beğenmeyi unutmayın. Devamı da bir sonraki gün gelir büyük ihtimalle. Kendinize iyi bakın. Görüşmek üzere.